Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar 13. haftadayız kamp programımızda. Geçen hafta 12. haftada oran orantı ve problemler vardı fakat verilen ödevlerin ağırlığından kaynaklı 12. haftayı boş bıraktık. 12. 13. haftada 12. haftanın konularıyla devam ediyoruz. Konularımız artık beklenen an geldi. Oran orantı ve problemler. Şimdi şunu kesinlikle düşünmeyin. E, gerçekçi olalım Birkaç tane video izlediğimiz zaman problemler hallolur. Oran orantıyı zaten hallederiz de bir şekilde. Birkaç tane video izlediğimiz zaman oran orantı ve problemler hallolur diye kesinlikle ama kesinlikle bu düşünceye kapılmayın. Böyle bir düşünce olamaz arkadaşlar. Benim videoları izlediğiniz zaman da problemler hallolmayacak. Yani ee, bunu söyleyebilirim. E hocam ne diyor o zaman video çekiyorsun? Bir kere bir problemler alışman lazım. İkincisi problemler ee, çözüm yapılırken bu bir stil meselesidir. Stil sahibi olman lazım. Üçüncü mesele problemler sevgili gençler bol miktarda soru çözülerek e, daha kolay anlaşılır. Yani sen problemi eninde sonunda çözersin tamam mı? Yani her insana bir problem çeşidi verdiğin zaman her insan o problem çeşidini çözebilir, halleder, gallemeder çözer. Problem çözümü sadece hız isteyen bir şey. Buna göre bu bundan kaynaklı da senin problemi çözebilmen için stil sahibi olman gerekiyor, hızlanman gerekiyor. Doğru düşünmeyi bilmen gerekiyor. İşte doğru düşün. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman zaten sen ancak bu şekilde hızlanabilirsin. Sen ancak bu şekilde e, doğru yapma oranını net çıkarma oranını arttırabilirsin Şimdi problemlerde nasıl bir yol yol izleyeceğiz? PDF'lerinizi paylaştım. İlk PDF'de zaten e, ben kendim nasıl problemleri çözüyorsam size onu anlattım ve daha sonrasında da. Ee, böyle işçi, havuz, hız, sayı problemi, kesir problemi ayırt etmek sizin. Yani bu bölümleri ayırmadım. Tamam mı? Bölümleri ayırmadım arkadaşlar. Karma bir şekilde problem çeşitlerini ben sıraladım. Soru 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 sıraladım. Ve bu soruları detaylı bir biçimde çözeceğiz. İkinci pdf'de ise problemlerin ikinci pdf'inde ise şunu yaptım. 2018-2019 e, TYT ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına çıkan sorulardan ben size derledim sevgili gençler. Çok fazla değil ama yaklaşık 20-22 tane soru. Ben size derledim, pdf'inizi hazırladım ve bu pdf'ler üzerinden de hem kendi anlattığımız yani problemler konu anlatımı yok videolarda. Çünkü problemler dediğimiz e, konunun aslında konu da değil bu. Problemler dediğimiz türün, soru çeşidinin bir konu anlatımı da olamaz zaten. Yani... E, olamazdan kastım elbette hani şunlar anlatılır Hız probleminde işte yol eşittir hız çarpı zaman bu nereden gelir nasıl yapılır bunları işte türevlerini alabiliriz yani türevlerini derken x eşittir v çarpı t ise x bölü v de t'dir şeklinde gibi anlatılabilir veya eşçi problemlerinde şunları şunları yap denilebilir ama genel itibariyle bunların hepsi zaten bilinen şeyler yani zaten bilinen şeyler biz sadece bunları hikayeleştirdiğimiz zaman problem oluyor. Dolayısıyla senin yapman gereken bol miktarda paragraf gibi sorular çözmen. Yani uzun sorular, problemlerden böyle kelli sorular çözmen. Hani kendimizi kandırmayalım. Üç tane işçi şu kadar işi bu kadar saatte yapıyorsa bu kadar işçi bu kadar işi bu kadar saatte kaç saatte yapar diye sorular çözmeyelim. Veya A şehrinden B şehrine bu bu hızla gidiyorsa bu kadar saat sürüyorsa buradan dönerken de bu kadar kaç saat sürer gibi size sorular sor, çözüp de kendimizi oyalamayalım, kandırmayalım. Bunların size tek faydası işlem hızınızı arttırır. Başka hiçbir şey yapmaz. Bakın işlem hızınızı arttır diyorum. Problem çözüm hızınızı arttırır demiyorum. Bunların hepsi size hız kazandırır ama işlem hızı kazandırır. Bizim yapmamız gereken. E, hocam ben probleme başlıyorum da 5-10 dakika önce süreye sürsün kardeşim. 5-10 dakika sürsün. Yani e, senin o 5-10 dakikada aldığın bilgi, aldığın kazanım, aldığın o birikim. Diğer sorulardan istersen 50 tane çöz. Onu alamazsın. Dolayısıyla sen gerekirse zor problem bak illa acil çöz demiyorum ben sana gidip farklı kaynaklardan da ama zor olsun çözdüğün problem sana değer katacak problemler olsun. Hani hocam ben zayıfım da işte bunu bunu ya zayıflıkla alakası yok problemin yani problemi herkes çözebilir diye bakın başına da söyledim. Yani problemi ilkokul mezunu olan kişilere de götürdüğümüz zaman tamam mı akıl yürüterek mantık yürüterek belki 2 saat sürer belki 3 saat sürer ama çözer. Ama ilkokul mezunu bir adamı türev götürürsek çözemez. Yani kalem bile oynatamaz. Ama diğerine yorum yapabilir. Dolayısıyla sevgili gençler bu problemler kısmında problem sorularında ben zayıfım, ben çok iyiyim, ben orta halliyim diye bir ayrım yok. Bunu herkes çöze, çözebilir, çözmeli, çözecek. Dolayısıyla senin yapman gereken etrafta böyle sadece ben değil başka hocalardan da Tamam mı? Yani yüz yüze online YouTube artık hangi platformdan ders çalışıyorsan mutlaka ama mutlaka senin yapman gereken şu olacak. Diğer hocalardan stil çarpmak. Stil çalmak. Yani kimden ne kadar ne çalıyorsanız bilgi çalıyorsunuz sonuçta. Bu suç değil. Kimden ne kadar ne çalıyorsanız çırpıyorsanız çalın çırpın. Kendinize uyarlayabiliyorsanız uyarlayın. Ha, keşke şöyle bir durum olsa kendi problem çözme stilinizi yaratsanız zamanla. Ama bu kadar zamanınız var mı? Belki çok düzenli çalış çalışıyorsanız, planlı çalışıyorsanız bu mümkün. Ama dediğim gibi sevgili gençler sizin çalıp çırpmanız gerekiyor. Ee, i̇şte çok iyi problem çözen hocalar bulabilirsiniz. Sadece hocaya da ihtiyaç yok. Çok iyi problem çözen arkadaşlarınız da olabilir. Onlardan stil çalabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ee, ve dediğim gibi hızlanmanız lazım. Çünkü TYT dediğimiz sınavda yaklaşık olarak 13-14 tane problem çıkıyor. Ha ismi problem. Diğer sorulara da bakarsanız bence permütasyon kombinasyon olasılık sorularının soruluş biçimi de artık bir problem. Bence mutlak değer, basit eşitsizlik, köklü sayı, üstü sayı sorularının da soruluş biçimi bir problem. Bence artık temel kavramlarda rasyonel e, sayılar Konusunda sorulan e, soru tipleri de anca, artık bence bir problem. Yani TYT sınavının aslında bakarsanız neredeyse alayı problem. Hatta işi abartayım Bazı pro, bazı geometri soruları bile problem artık ya Problem tarzında Hikayesi var Metni uzun Ve senin o hikayeyi önce anlaman lazım soruyu çözebilmek için. Mesela bir mutlak değer sorusu Hatırlıyor musunuz? Bir tane soru vardı İşte bir spiker vardı, sp hava durumu spikeri vardı. Çıkıyordu bir yayında Söylüyordu. Bu problem sorusu değildi, bu mutlak değer sorusuydu Yani Uğur böceği sorusu mesela 2018 yılında çıkan Uğur böceği sorusu Uğur böceği magneti buzdolabının üzerine yapıştırılan. Bu, bu Bence bu problemdi köklü sayı sorusuydu Tamam Eyvallah ama bence problemdi problem tarzıydı Dolayısıyla artık sizin yapmanız gereken bu şekilde uzun sorulara yönelip problemlerden olabildiğince istersen bakın tekrar ediyorum bir soru 5 dakika sürsün Sen 12 tane soru çöz gerekirse bir saatte bir saatte 60 da, 60 dakika 12 tane soru yaparsa sevgili gençler istersen 12 tane soru çöz ama bireyni hakkıyla çöz. Bu bizim için daha önemli zaten yani kendimizi kandırmak için şunu söyleyebiliriz ya hani e, ben öğrenciyken çok yaptım yani bizim zamanımızda bu şekilde uzun sorular olmadığı için e, özellikle ilk mat 1 diyorduk biz öss sisteminde mat 1 mat 2'miz vardı mat 1'de sevgili gençler biz e, böyle uzun sorularımız yoktu veya böyle klasik soru daha çoktu diyelim yani %90'ı e, klasik ve kısa sorulardı. Ee, arkadaşlarımıza yarışırdık derdik ki 60 dakikada 50 tane soru çözdüm 60 dakikada 60 tane soru çözdüm 60 dakikada 65 tane soru çözdüm bugün çok yoruldum İşte bugün çok başarılıydım bugün gerçekten çok çalıştım yani artık durum bu değil biz 2008'de 2007'de yaşamıyoruz ee, bu tarihlerde de sınava girmeyeceğiz bizim gireceğimiz sınavların isimleri TYT bizim gireceğimiz sınavın diğer ismi AYT biz YKS'ye giriyoruz artık ve YKS sistemindeki artık sorular belli. Daha çok uzun, yorum gerektiren ve mantığa dayalı sorular. Eskisi gibi 3 e, satırda işte 10 tane işlem yapabileceğin sorular değil. Yani 3 tane 3 satırda soru veriliyor. Sen 10 satır işlem yapıyorsun. Cevabı işaretliyorsun. Artık bu değil. E, 2008'de 2007'de tüm yayın evleri neredeyse hepsi soru tuttururdu. Çünkü zaten bütün sorular hepsi birbirine benziyordu. E, ve artık klişe sorular vardı. Sınavı bence çok soru çözüp Artık o klişe soruları ezberleyenler Yani soruya bakıyorduk ya Bu buradan çıkar diyorduk Soruya bir bakıyorduk okumadan Bu da bu sorusu diyorduk Soruya bir bakıyorduk bu, bu da bu konunun sorusu diyorduk Yani Bu şekilde çözülür diyorduk çünkü klişeydi artık Ama şimdi öyle değil Soruya baktığın zaman hangi konunun sorusu olduğunu anlamıyorsun bile Dolayısıyla senin tek yapman gereken Problemlerde Çok fazla problem çözüp Kendi stilini bulup Veya bir başkasından stil çalıp Bu çok şey yarar Kendi stilini bulacaksın Stil sahibi olacaksın ve e, üçüncü aşamada da artık hızlanacaksın Tek yapmamız gereken bu Hah, Hızlanmaktan kastımız tekrar ediyorum Problemler sorusun sınavda da zaten bir dakikada çözemeyeceksin Yani çözersen ne hala 30 saniyede çözersen ne hala Yani ne mutlu sana Ama dediğim gibi bu riskleri almamız lazım 2 dakika 3 dakika sürsün sıkıntı değil problem problemdir e, ha TRT için şunu söyleyebilirsiniz. Hocam ben probleme eğer 2-3 dakika ayıracaksam giderim tarihten 2 tane net yaparım. Ben probleme 2-3 dakika ayıracaksam işte giderim dil bilgisinden 2-3 ta 2 tane soru yaparım. Veya işte e, pen kısmında daha kolay böyle bilgi soruları var onları yaparım. Neden probleme 2-3 dakika mı ayırayım? Arkadaşlar zaten problemde hızlanan adam. Yani problemi okuyup hızlı çözmeye çalışan adam tamam mı? Zaten e, bence bir yer bir şeyleri aşmıştır bir şeyleri aşmıştır zaten. Yani Türkçeyi çok iyi yapan adam bence zaten e, sosyali çok iyi yapan, feni çok iyi yapan problemi mi kötü yapacak? Ya yani bunların hepsi birbirine bağlı. Bunların hepsi bir zincir, bunların hepsi bir merdiven. Sen zaten belli bir seviyeye kadar geldiysen o merdivenin basamaklarını üçer dörder çıkıyorsundur zaten. Dolayısıyla da problemlerde doğru stil sahibi olan ve doğru çalışmayla doğru işleri yapan adam zaten kendini aşmıştır problemlere de. Aynı benim dediğim gibi çalışıyordur. Şu şekilde cebelleşme tekrar söylüyorum. İşte 3 kuruşa şu kadarı alınan malın 5 kuruşa satımından karı yüzde kaçtır gibi sorular. Tamam çözün ama bunlar sizin sadece işleminizi hızlandırır. İşlem yapmanızı hızlandırır. Başka hiçbir şey yaramaz. Sizin problemlerde, ya problemde sizi site sahibi yapmaz. Problemlerde size yorum sahibi olmanızı, e, yorum kazandırmaz size. Problemlerde mantığınızı geliştirmez. Sizin yapmanız gereken adam akıllı, kelli felli sorular çözmek. Dolayısıyla sevgili gençler Açıp da videoda şunu kesinlikle ama kesinlikle yapmadım yapmayacağım Arkadaşlar bu şu problem tipidir işte bunda şuna dikkat edeceksiniz ve işte yüzde şu kadar alınıyorsa bunu işte a bölü yüzde çarpacaksınız yüzde bu kadar Kar ediliyorsa 100 artı a bölü yüzde çarpacak bunları kesinlikle demedim Problemi kesinlikle ayırmadım Hız problemi yaş problemi cart problemi curt problemi diye ayırmadım çünkü zaten sınavda da sizin karşınıza bu problemleri bakın bu yüzde problemidir. Buna göre çözün diye bir şey kesinlikle söylemeyecekler. Söylemiyorlar. Dolayısıyla karma bir şekilde veriyorlar. Bir sıralaması yok. Karma bir şekilde veriyorlar ve siz de o problemleri karma bir bir şekilde çözüyorsunuz. Aynı bu PDF'lerde de bu konu anlatımında da bu problemleri karma biçimde göreceksiniz. Haberiniz olsun. Ee, artık çok konuştuk problemler hakkında. Oran orantı zaten yapabileceğinizi düşünüyorum. Tek videoyla hallederiz ama problemler 2 videoyla, 10 videoyla, 20 videoyla halledilebilecek bir tarz, bir stil, bir konu değil sevgili gençler. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken tekrar ediyorum. Problemlerle alakalı ne kadar kaynak varsa ezin, parçalayın, yalayın, yutun. Başka hiçbir şey söylemiyorum size. 13. haftamız hayırlı olsun. Haftaya 14. haftadayız. Bu da size... Ee, rehberlik videosu adı altında size uyarı videosu oldu sevgili gençler ee, Dediğim gibi umutsuzluğa karamsarlığa kapılmayın Önünüzde hala ama hala 8.5-9 ay var sanırım Bunlar çok uzun zaman dilimleri ee, Rehberlik videoları adı altında size rehberlik videoları çekerken Çok kısa bir zaman dilimi sonra Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız Ve ben size e, burada belki de 40. hafta yazacak Ve ben size diyeceğim ki arkadaşlar sınavımıza bir ay kaldı ee, stres yapmayın, sıkıntı yapmayın. Olan oldu artık falan gibi cümleler söyleyeceğim. Emin olun o videoları çok böyle sanki nasıl diyeyim? Gözünüzü kapatmışsınız, açmışsınız ve o videoları izliyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Zaman çok çabuk geçer sevgili gençler. Ona göre ayağınızı denk alın, planlı çalışın, programlı çalışın. Planın programı nasıl yapıldığını 2-3 hafta önceki rehberlik videomda da anlatmıştım zaten. Tekrar 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 izleyin sevgili gençler. Ee, ve başarı Başarı diyoruz ya başarı, başarı. Başarı dediğimiz şey gerçekten ama gerçekten bunlar tecrübeyle sabit. Çalışınca kazanılıyor arkadaşlar. Çalışırsanız başarılı oluyorsunuz. Çalışmazsanız yani başarı zannediyorsunuz. Elinize geçen anlık mutlulukları başarılı olduğum zannedersiniz. Ama dediğim gibi stabil şekilde, istikrarlı biçimde çalışanlar mutlaka ama mutlaka mutlak başarıyla ödüllendirilirler. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.